Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun bir zaman olmuştu sizlere galeri turu çekmeyeli. Geçtiğimiz gün aslında tesadüfen keşfettim Galeri Bosfor'u. Ve yanımda Galeri Bosfor'un kurucusu Gökşen Buğra var. Gökşen'cim çok teşekkür ederim galerinin kapılarını bize açtığın için. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ne güzel sizinle burayı paylaşmak. Aynı şekilde benim için de öyle. Geçtiğimiz gün senin galerini ziyaret ettim. Çok da tatlı güzel bir tablo aldım senden. Ve onun üzerine de burayı görünce dedim ki bu kadar güzel bir galeri mutlaka çekilmeli. Çok ve yanına geldik. Hoş geldiniz. Evet, kendini kısaca bize anlatır mısın aslında sanatla ilgili olan o yolculuğunu ve daha sonrasında bu galeriyi kurma hikayeni? Elbette. Ben yaklaşık 20 yıldır kültür sanat işleriyle meşgulüm ama bunun son 10 yılı spesifik olarak galericilik alanında geçti. Çeşitli galerilerin yöneticiliğini yaptım. Şimdi de işte son 6 aydır Galeri Bosfor'la yeni bir macera başladı, yeni bir sayfa açıldı. Burası tabii benim daha kişisel izlerimin olduğu fakat sanatçılarla ve bir takım işte kreatif üreticilerle daha kolektif olarak paylaştığım bir alan diye tanımlayabilirim aslında. Temsil ettiğimiz sanatçılar var, onların kişisel sergilerini yapıyoruz ama bunun dışında da küratöryel sergilerle daha fazla sanatçıyı ağırladığımız, gösterdiğimiz ve izleyicileri de galeri mekanının dışında da ofis mekanında biraz nasıl sergileme yani eve, mekana sergilemeyi nasıl uydururuz, nasıl çözümler geliştirebiliriz gibi bir perspektifi de sunmaya çalıştığım bir alan. Aslında tabii galeri tarafı çok minimal ve sade ama doğru. Bu taraf hakikaten ofis tarafı bir ev tadında. Ben de ilk geldiğim zaman bence bu ev atmosferinin çok büyük etkisi oldu. Öyle mi? Aldığım parçaya vurulmamda. Aynen, dekorasyonu da çünkü çok güzel, keyifli. Ben peki şeyi de merak ediyorum. Bu alanı yani 6 ay önce geldiniz buraya. Çok da güzel bir böyle çatı katı Karaköy'de. Burayı nasıl buldun? Ne kondisyondaydı? Nasıl elden geçirdin? Mesela terasın yani teras olması sebebiyle çatıda çok güzel böyle daylight cam galeri boşlukları var. Ondan dolayı çok güzel ışık alıyor mekan. Evet. Bize biraz burayı anlatsana. Şöyle yani aslında kendi hikayemin örnek olması için şuradan başlayabilirim. Ben ışıkla çok önemli bir gün ışığıyla çok iyi bir ilişkim var. Belki ismimin tezahürü de olabilir bu benim üzerimde. Ve ışığın çeşitli saatlerde değişmesinden çok etkileniyorum. Hem bitkileri, hem nesneleri, hem eşyaları işte hem de sanat eserini çok besleyen bir şey ışık. Ve bakışımızı da donatan, hani biçimleyen ve zenginleştiren bir şey. O yüzden aydınlık bir galeri istemiştim. Ve şansıma da burası aslında Karaköy'de Juma isimli içinde 5 tane sanat galerisinin bulunduğu bir aslında sanat kompleksi diyebiliriz. Bu sanat kompleksinin içinde yer almak hele de Karaköy'ün bu kadar cazip bir döneminde benim için çok büyük bir avantajdı. Dolayısıyla ben burayı seçtiğimde burada bir başka galeri vardı. O galeri yer değiştirmişti. Ben de onların yerine gelmiştim. Fakat galericilik çok böyle kişisel bir alan. Yani siz nasılsanız sizin galeriniz de öyle. O galerinin kullandığı biçimle benimki çok farklıydı. Yani bu bir restoran olsa yani yıkıp bambaşka bir şey yaparsınız ama galeri olunca aslında sergileme alanı iki şey istiyor. Her şey uzaklaşsın, sanat eseri öne çıksın. Nedir bunlar? Yani dekorasyon olmasın. İşte duvar alanı ağırlıklı olarak beyazdır ya da gridir, zemin gridir. Her şey geriye çekilir, sanat eseri öne çıkar. O yüzden de buradaki sergileme alanına benim yaptığım tek katkı daha fazla duvar alanı eklemek. İşte çatıda gördüğümüz, tavanda gördüğümüz OSB'leri boyamak suretiyle kapatmak ve tek renkte bitirmek. Çünkü malzeme de devreye giriyor. Sanat eseri de zaten plastik bir süreçten geçtiği ve malzeme içerdiği için malzeme devreye giriyor. Dolayısıyla ben o malzemelerin sesini kıstım. Yani alüminyum doğramaların, işte OSB'nin kendi görüntüsünün ya da işte etrafta katılan ne varsa sergileme alanına da duvarlar ekleyip mekanı biraz daha kontrollü kullanılabilecek bir hale getirdim.
Ama esas eğlendiğim kısım tabii işte mutfağı, banyosu ve ofisi olan kısımdı. Çünkü senden çok iyi bir feedback alıyorum şu an. Yani buranın sıcaklığının sana geçtiğini anlıyorum. Çünkü istediğim şey, bir kere benim hayatımın büyük bir bölümü işte geçiyor. Yani tatil günleri de, akşam saatleri de. Ve misafirlerimi ağırlıyorum. Kim onlar? İşte sanatseverler, sanatçılar, bu alanda çalışan, üreten insanlar. Hem onlara bir ilham vermek için hem de kendi evimin salonu gibi. Yani ben de rahat edeyim, gelenler de rahat etsin diye. Burası biraz oyun alanım oldu. O yüzden duvara renk girdi. İşte eşyalar var. Yemek masanız var. Bile var yani değil yemek mi burada? Masası, aynen. Evet, çalışma masası, tam yemek bir salon masası. Ortamı evet, aslında. Gerçekten. Gerçekten öyle. Biraz da tabii izleyiciye hani bu benim evimde ya da bu benim kendi mekanımda nasıl durur fikrini verebilecek bir iç mekan yaratmak istedim. Peki şimdi ben izleyenlerden tabii bu işi bilenler olabilir, bilmeyenler olabilir. Bir galerici ne yapar? Sanatla iç içe olmak nasıl bir şey? Sanatçılarla galeri nasıl bir iletişimde çalışıyor? Böyle en basit haliyle aslında sormak istiyorum ki gerçekten elbette, izleyen elbette ve bilmeyenler anlasın bir galeri ne yaparı. Çünkü bence bilmeyen çok kişi var. Nasıl bir şey bu işi hemen, yapmak? Hemen anlatalım. Bir galeri ne yapar? Şimdi çeşitli galericilik biçimleri var. Ben bundan kendim ne yapıyorum onu anlatabilirim. Ama bunun çok da yani herkesin başka bir yöntemi var mutlaka. İyi galeriler sanatçı temsiliyetiyle ilerliyorlar. Bu ne demek? Önce işin içinde artist management var. Yani sanatçı yönetimi var. Onların kariyerini yönetmek var. O sanatçı ile birlikte bir yol almak var ki bunun uzun bir yol olmasını istersiniz her zaman. O galeri bir noktadan sonra o sanatçılarla birlikte anılır. O sanatçının kariyerini yönetmek nedir? Hani onun kişisel servisi olduğu zaman da olmadığı zaman da çeşitli formüllerle onu sürekli göstermek, akılda tutulur hale getirmek, işinin niteliğini bir takım eleştirilerle, konuşmalarla, üzerine yazı yazacak insanlara davet ederek, görüş alarak hep böyle işi sıcak bir noktada tutmak. Yani hani ben yaptım oldu demez aslında hiç kimse. Yani tabii ki sanatçılar hayatlarının büyük bir bölümünü buna ayırıyorlar. Bizim bütün konfor alanlarımızın dışında bir alanda gerçekten o konforun tamamını reddederek yaşıyorlar. Dolayısıyla bu disiplin çerçevesinde üretilen eser elbette olur. Ama bir de eleştiri mekanizması var. Yani onun daha iyiye, daha yetkin bir hale gelmesi için eleştirmek, konuşmak, işin üzerine düşünmek, vakit geçirmek gibi. Tabii burada sanatçının satışıyla ilgilenmek var, muhasebesiyle ilgilenmek var, eserlerin prodüksiyonuyla ilgilenmek var ve de yanlış hamleler yapmamak var. Doğru yerlerde görünmek var, seni temsil etmesi uygun olan iş birliklerine imza atmak var. Onun dışında da mesela ben ayrıca bir küratör olarak da galerinin programına katkıda bulunuyorum. İşte yayınlar yapmaya çalışıyorum ve küratöryel, kavramsal bir takım içerikleri, zihinsel arka planları olan sergiler hazırlıyorum, grup sergileri. Aslında galericinin temel vazifesi yani sanatçıyı iyi temsil etmek ve izleyiciye de İyi bir sunum yapmak. İzleyiciye sunum yaparken de çoğu galerinin mesafeli bir tavrı vardır. Ben biraz onu da aşıp hani daha kucaklayıcı bir tavrı olsun istiyorum. Bosfor'un özellikle yani herkesin sanat eseri almasını kolaylaştıracak, alabileceğini en azından düşünmesini sağlayacak, ısıtacak. Çünkü bizdeki en büyük problem sanat galerilerinin sanki belli bir zümrenin uğrayacağı, gideceği ve alışveriş yapacağı gibi bir yer olarak algılanması. Oysa öyle değil. Yani her bütçeden herkesin alabileceği işler vardır bir galeride ve kapıları açıktır yani. Bu çok önemli bir şey aslında. Ben de her zaman YouTube'da yani izleyenlere bunu geçirmeye çok çalışıyorum. O kadar korkuluyor ki yani sanat dendiği zaman, galeri dendiğin zaman sanki kapıdan içeri yani girilemez ve fiyatı sorulamaz gibi. Evet, doğru, öyle bir çekince. Doğru. Yani insanlar mesela gün içinde diyelim yolda girdiniz bir galeriye, fiyatını sormaya korkuyorlar mesela, doğru, çekiniyorlar. Oysa ki hiç çekinecek bir şey yok. Aynı bir mağazada değil mi? Yani doğru, tabii doğru, hani onunla bir tutmuyorum ama aslında bir beğendiğiniz kıyafetin fiyatına bakmak gibi bir şey. Yani beğendiğiniz tablonun da fiyatını sorabilirsiniz. Şüphesiz. Çekinmeye yani gerek yok diyelim yani. Bu
ticareti yapılan bir nesne ise evet. eğer bunun bir bedeli var ve o bedel de sorulabilir. Bu size uygundur değildir ama siz de kendi koşullarınızda bir teklif her zaman yapabilirsiniz. Yani sanat eserinin sevildiği yere gitmesi lazım öncelikle. Yani hani benim binlerce işim, eserim var, hani koleksiyonum vardan beni daha çok heyecanlandıran bir şey ilk defa iş alanlar. İşte taksitle iş alanlar. Ben böyle arkadaşlar. örnek. Aynen örnek burada. Örnek. Tabii yani genç bir koleksiyoner demeyeyim çok iddialı geliyor. Koleksiyoner olmak için kaç fırın ekmek yemek lazım ama genç bir sanatsever diyeyim ben kendime evet, yani. Sanatsever çok hayali, güzel. Hayali olan ileride inşallah bir gün koleksiyoner demek uygun düşer ama şu an sanatsever. Çok güzel bir tablo aldım geçen gün Erman Özbaşaran'ın. Şimdi burada aldığım tablo yok evde ama ben fotoğrafını videoya koyarım, eklerim. Bayıldım. Böyle çok dingin, çok sakin, güzel bir seçim evet, oldu diye düşünüyorum. Meditatif bir iş oldu. Erman demişken aslında kimleri temsil ediyorsun? Şu an galeride kimler var? Biraz elbette. Onu da sorayım. Erman Özbaşaran temsil ettiğim sanatçılardan biri. Birazdan da işlerinden örneklere bakarız. Senin aldığın işte Eksen serisinden bir iş. Erman daha böyle soyut renk ağırlıklı çalışan, hani yüzeyi parçalara ayırma ve o yüzeyin içinde ki olanaklarını araştıran bir sanatçı. Eksende bir soyut peysaj serisi aslında. Burada birazcık ben daha çok tercih ettiğim, kendim için de tercih ettiğim, biraz galerinin de böyle şekillendiği ana temalardan biri izleyiciye daha fazla düşünme alanı açacak eserlere yer vermek. Bu noktada da böyle çok hikayesi olan işlerden ziyade daha malzemenin dönüşümünü gösteren ve düşünce olarak da böyle izleyicinin zihnine bir espas bırakan, onun yorumlamasına olanak tanıyacak işler seçiyorum. Olgu Ülkenciler beraber çalıştığım sanatçılardan biri. O da daha önce ağırlıklı olarak kolaj işleri yaptı. Giderek iş dönüştü ve onun da örneklerine bakarız beraber. Ama en son sergisi Meneviş, suyun yüzeyindeki yansımalar, hareketler üzerinden işleyen bir leke resmi diyebilirim onun yaptığı resim için. Ahmet Çerkez ile çalışıyorum. Ahmet Çerkez de temsil ettiğim sanatçıların arasında özel bir sesi olan, bir üslubu olan bir sanatçı. Onun da genellikle işleri böyle tuval bezini, yani resmin yüzeyini daha dokur gibi çalıştığı, dokuma gibi, yani o boyayı resme sindirdiği, zamanın izlerini de içeren işleri var. Burcu Erden heykel sanatçımız. Onun ürettiği heykeller de genellikle böyle mermer de olsa, ahşap da olsa, polyester de olsa bir iz alma, insan figüründen hareketle onun işte lekesi, izi, çizgiselliği üzerine, hareketi üzerine genellikle düşünen ve heykelin kendi sorunsalı üzerine de düşünen bir sanatçı Burcu. Yeni çalışmaya başladığım sanatçılardan biri Yaşa Butler. Onun da hemen şurada, bilmiyorum açımıza giriyor mu? Ama, evet, seramikleri. Seramik birine göz koydum bakalım, böyle wish listime yazdım. Evet, bence de ya onlar manifest. Yani manifest şey, ettim manifest yani. Manifest ettin, adım adım olacak. Evet, böyle şimdilik temsil ettiğim sanatçılar. Bir de Mithat Şen var ama onu sergiye geçip konuşalım. Doğru, evet. Onu şimdi gündemimiz olan sergiyle de beraber konuşuruz. Evet, onu birazdan çok güzel sergiyi dolaşırız. Hatta harika aramızda bir... Ilgın Seymen'in bir işi var. Ilgın Seymen de daha hem çevre hem doğayla sınırlar, ilişkiler üzerine çalışan, yeni malzemeler arayan, her zaman çalışma süreci böyle neredeyse bir bazen laboratuvar gibi bir süreci gibi ilerleyen ama sonra bunun çıktılarını bizimle paylaşan bir sanatçı. Hatta kısacık buradaki işten söz edebilirim. Bu en son sergisi İşsiz Nesneler Canlılığın İzleri sergisinden bir iş. Bu parçalar aslında sanatçının
arka bahçesinde yıkılmış bir binanın molozları. Onları bir süre, uzun bir süre görmek zorunda kaldığı için gidip onları sprey boyayla müdahale ediyor. Ve o yani yeşil alan yaratıyor kendine. Ve sonra o taşlardan birkaç tanesini böyle kendi inşaat demirleriyle beraber atölyeye taşıyor ve onları tabiri caizse yeniden hayata döndürüyor. Reanime ediyor diyebilirim. Burada da işte bu uyduları, Ponza taşından uyduları var bu işlerin. Yani hazır nesneyle sanatçının müdahalesini bir araya getiren bir iş aslında bu ve işte işsiz kalmış bir nesneyi yeniden hayat vermiş. Döndürüyor. Evet. Şöyle yavaş yavaş buradan seninle biraz kalkalım bence. Bence de gezmeye başlayalım. Eserlere bakalım, sonra da Mithat Şen'in sergisini birlikte dolaşalım. Ben özellikle bu duvarı göstermek istiyorum izleyenlere. Çünkü çok güzel bir konsol ve konsolun üstünde sen tatlı bir kolaj yapmışsın. Çok dengeli bence parçalar da var. Nasıl oluşturdun bu duvarı? Biraz aslında size de örnek olmasını istiyorum. Hani bana bazen soruyorsunuz evde duvarı nasıl kombinleyelim, tablolarımızı nasıl asalım diye. Sen lütfen anlat bize. Ben buradaki en sevdiğim şey bu tip bir yerleştirme gallery wall diye geçiyor. Yani işte galeri duvarı. Neden? Çünkü işte galerilerde böyle sık sık bir araya gelmeler görüyoruz. Benim de küratöryel anlamda ofis genellikle böyle bir antrenman alanım gibi. Burada biraz alıştırmalar yapıyorum. Bazen renk ona şey oluyor, liderlik ediyor. Burada mesela birazcık açıkçası sonbahar teması var. Yani sevdim. Yazın daha sarılar, yeşiller, maviler ağırlıklı bir şey yapmıştım. Daha canlı. Yani bu sıra renkten gidiyorum. Ama şimdi bir şeyin iriliği, ufaklığı bir dinamik sağlıyor. Malzemenin çeşitliliği de sağlıyor. Bazen bir şeyi mesela camın arkasında çerçeveli kullanıyoruz. Bazen mesela bir kağıt, bir eseri tek başına bir yaprak olarak asıyoruz. Burada bir rölyefik bir eser var. Burada yine bir terrakotta var. Burada başka bir seramik var. Bunların bir aradalığı bir zenginlik yaratıyor, bir dinamizm yaratıyor. Çünkü hepsini böyle bir nota gibi düşünürsek hepsi bambaşka bir tuşu ve değerde basıyorlar burada. O yüzden böyle yukarı göreceksiniz şeyin havalandırmanın üstünde de yine üçlü bir Erman Özbaşaran var. Seni buraya getiren. Beni buraya getiren eser o eserdi. Aynen. O üçlü. Ve bu duvar beni buraya getirdi bu arada. Öyle mi? Yani ben arkadaşımın telefonunda o burayı ziyaret ettiğinde çektiği bu duvarın fotoğrafını gördüm. Ve bu duvarda o 3 tane işte esere bayıldım ve hemen o hafta koşarak buraya geldim. Doğru, dolayısıyla doğru. Bu duvarın öyle bir gücü var. Ben o yüzden bu duvarı görmenizi istedim. Eminim sizde de aynı duyguyu uyandıracak. Evinizde böyle bir duvar varsa hemen ne assam, nasıl kombinlesem diye sizi harekete geçireceğini düşünüyorum. Evet, bu noktada şunu da söyleyebiliriz. Hiçbir zaman gidip yani sizin illa büyük bütçelerle bir şey almanız gerekmiyor. Yani sizde hatırası olan, yani çocuğunuzun yaptığı bir resim olabilir bu. Belki bir sergi gezdiniz, onun posterini satın aldınız, onu çerçevelettirebilirsiniz. Belki bir tabak gördünüz, bir antikacıda tek bir tabak, onu koydunuz. Yani bu o kadar kişisel bir şey ki olmaz diye bir şey yok. Her şey olur. Yeter ki işte sizin kendi dünyanızda anlamlı bir yeri olsun onun. Size iyi hissettirecek şeyleri seçip bu şekilde. Çerçevenin de önemi var tabii. Bazen böyle çok basit şeyler güzel çerçevelendiği zaman yine de daha zengin ve etkileyici durabiliyor. Kesinlikle. Bu da size böyle bir ipucu olsun diye mutlaka önünden geçmek istedik. O zaman turumuza devam edelim. Devam edelim. Evet, şu anda galerinin mevcut sergisini seninle geziyoruz, evet. Mithat Şen'in. Bize biraz Mithat Şen'i anlatır mısın? Onun işlerine, sizin onunla olan bu sanatsal birlikteliğiniz, sergi nasıl süreci gelişti? Elbette. Şimdi Mithat Şen'le ben yaklaşık 8 yıldır beraber çalışıyorum. Hem sanatçının arşivini toparladık. Yani 40 küsür senelik bir arşiv bu. Hem de beraber işte bir kitap hazırladık. Şimdi Galeri Bosfor'un yeni sezondaki ilk sergisi, Mithat Şen sergisi. Bu sergi sanatçının 82 yılındaki ilk sergisinden tam 40 yıl sonra yaptığı sergi. O yüzden biz böyle bir hani izleyicilere de bir armağan gibi bir görsel
sunum hazırlamak istedik. Yani eserin büyüklüğü değil önemli Hı-hı. olan burada. Ama bir enstalasyon değeri olarak bu 40 yıllık yolculuğun nasıl geçtiğine bu iş bir şey, bir kılavuzluk Hı-hı. ediyor diyeyim. Şimdi Mithaşer resmi burada gördüğümüz bu 13 parçalık, aslında 13 parça olan, burada daha fazla parçaya bölünmüş olsa da bir beden şemasının seneler içerisinde tekrarı ve çeşitlemesi üzerinden ilerliyor. Hı hı. Ne gibi? Tıpkı doğanın yaptığı gibi. Çünkü sanatçı bir anlamda ilhamını doğadan alıyor. Çünkü doğu toplumları da yaşama biçimlerini doğa üzerinden ve üretme biçimlerini doğa üzerinden yol alırlar hı hı. aynı şekilde. O yüzden sanatçı da kendi üretme biçiminde doğayı, doğanın biçimini örnek alıyor ve çeşitleme ve tekrarla ilerliyor. Hı hı hı. Burada sanatçının 13 alfabe, harflik alfabesini görüyoruz. İşte 40 sene içinde bu alfabe işte tuvalde görülüyor, işte hamam kesesinin üzerinde görülüyor, mermerde, metalde, işte buradaki gibi parşömende, çok fazla böyle malzemede çeşitlilik ve malzeme dönüşümü olduğu gibi formda da çeşitlilik oluyor. Burada şimdi en başından baktığımızdan itibaren 40 parçalık, aslında 40 parçanın da üzerinde olduğu toplamda 365 parçalık bir şey var, bir yerleştirme var ve bunların hepsi el işçiliğiyle gerçekleşen bir iş. Ben şimdi şunu söyleyeceğim, izleyenler büyük ihtimalle bunu mermer sanacak, taş sanacak. Doğru. Ama doğru. Değil. Şaşıracaksınız. Bu bir deri ve deriyi gererek yapıyor, evet, değil mi Mithaşer? Evet. Yani çok enteresan Maşallah. Geldi. Çok ben duyunca çok şaşırdım bu arada. Hı-hı. Gerçekten taş gibi duruyor. Evet, gelen herkes de bu işi mermer zannediyor. Ama işte şey, yani derinin doğal dokusunun mermerle benzeşmesi ve bu düşüncemiz aslında doğanın ne kadar birlik içinde olduğunu söylüyor. Yani çok malzemeler birbirine yakın çok olabiliyor, yakın birbirini olabiliyor, yerine alabiliyor. Tabii, doğru, tabii, doğru. Evet. Gerçekten bitki çok gibi güzel. Düşünebilirsin. Sen de bitkileri seviyorsun. Evet. Mesela bir monstera çiçeği bitkisinin hani 300-500 tane çeşidi var. Evet. Hani albinosu var, çizgilisi var, damalısı var. Hani çok koyu yeşili var, çok açığı var, siyaha yakını var. Neden? Çünkü bitki kendini sürdürmek için farklı coğrafyalarda ve farklı faunalarda oraya göre biçim alıyor. Yani biçim değiştiriyor. İşte Mithat Bey'in işi de öyle, seneler içinde kendini çeşitlendirmiş, dönüşmüş. Aslında deriyle eliyle bir heykel formu yaratmış gerçekten. Diyebiliriz, tabii rölyefik bir iş bu. Evet. Çok da güzel, ben onun tabii heykellerini de çok seviyorum. Evet, duvarlarda, evet, onlara da şöyle bir bakalım. O zaman böyle şu sıradan yürüyerek. Momo da çok sevmiş olmalı ki eserden hiç ayrılmadı. Mithat Bey üretirken onun köpekleri de yanında olduğu için muhtemelen Momo kokusunu almış olabilir. Kokusunu alıyor. Şöyle bu tarafa doğru geçip terasa doğru gidelim o zaman. Hadi istersen. Gidelim. Şimdi de heykellere bakalım. Terasa geçmeden önce burada çok güzel bir köşe var. Bence köşe galerinin izleyin. Bir de en güzel ışık alan köşesi burası olabilir. Buradaki işleri bize biraz anlatır mısın? Tabii ki. Şimdi içeride gördüğümüz enstalasyonun tamamının adı Nefes. Hı hı. Bu işte aslında nefesin olduğu seriden. Hı hı. Fakat bu iki iş, bu mermer, konuştuk içerideki taşa çok yakın diye. Hı hı. Bu bir Isparta mermeri ve bir heykel. Bu ise İstif serisinden bir eser. İstif serisinde demin konuştuğumuz o Mithatşe'nin 13 parçalık alfabesinin harfleri tek tek bir araya geliyorlar. Yani birbirlerini bir şeyde, bir blokta, bir şaside bir arada tutan bir şey olmaksızın o şasilerden daha işte özgürleşerek bir araya geliyorlar diyeyim. Ve aslında o sonsuz çeşitlemeye çok iyi bir örnek. Bu eserde arkasında şeffaf bir plexi var. İşte plexi ona bir şeffaf daire çiziyor duvarın üzerinde. Ama zaten işlerin de tamamı yuvarlak bitişlere sahip olduğu için işte bir mekanda çok yani havayı dinginleştiren ve yumuşatan da bir etkisi var. Bende de şöyle bir etki yarattı. Lütfen. Mesela sanat eseri herkeste farklı bir şey yaratıyor. Doğru. Ya. Sanki böyle bir akış var. Böyle bir kum saatinden akan bir şey gibi geldi bana. Kum saatinde de kum hani yukarıdan akarken aşağıda böyle bir sıkışır ve tekrar aşağıya doğru genişler. Güzel bir böyle bir akışkanlık hissiyatı yarattı. Sanki hepsi gitmek istiyor gibi böyle bir
şey var. Benim tabii bir diğer favorim de bu. Hakikaten güzel, böyle geniş girişli bir eve, müstakil bir eve, belki bahçeye o kadar yakışır ki. Yani buna bayıldım gerçekten, bu heykel ayrıca favorim. Hepsi çok güzel ama evet, bunu da kalbi bıraktım. Görelim. Terastakilere bakalım. Evet, geldik galerinin belki de en keyifli kısmına, teras alanına. Tophane'ye bakıyoruz. Hem Tophane'yi görüyoruz, hem Kılıçeli Paşa Camii'ni, hem de Kılıçeli Paşa Hamamı'nı. Bunlar Mimar Sinan'ın benim şahsen İstanbul'daki en favori eserleri olduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum bu terasta bulunmak ve her gün bu manzarayla karşı karşıya gelmek. İşine severek gelir insan yani, kesinlikle, değil mi? Çok keyifli olmalı burada. Evet, evet. Yani bakacağım manzara bu olunca burası işte tam olarak İstanbul. Yani Bosfor'uz, adı Bosfor Galeri'nin ve hemen yanımız Bosfor ama ben bu manzaraya bakmayı, Boğaz'a bakmaya yeğliyorum açıkçası. Tercih ederim diyorsun. Evet, evet. Ve önümüzde de çok güzel böyle modern bir sanat eseri var. Evet, arkadaki tarihi background'la böyle bir tezat içinde. Bu da yine Mithat Şen'in eseri değil mi? Yani aslında tezat demem, bir uyum içinde diyebilirim. Çünkü Mithat Şen'in de beslendiği kaynaklar yine aynı kaynaklar olduğu için böyle bir form bilgisiyle bu kubbelere böyle bir saygı duruşu niteliğinde bir yer yansıtıyor aslında böyle. Evet, evet. Hem o yapıları da yansıtıyor, gökyüzünde yansıtıyor. Böyle keyifli Paslanmaz bir iş. Paslanmaz Çelik'ten çok güzel, keyifli bir iş. Paslanmaz Çelik manzarası, malzemesi ve böyle bir yansıtma özelliğini ve aynı zamanda ortasından geçen banttaki Mithat Şen formlarıyla bir şeffaflığı da yakalıyor. Hem de dediğim gibi yine arkada böyle bir tarihi manzaraya karşı konumlandırmak heykelleri büyük bir keyif olsa gerek. Bugün bu güzel galerinin kapılarını bize açtığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum ziyaretiniz için ve bunu senin sayende herkesle paylaşabildiğimiz keyifle. İçin. Keyifle. Lütfen siz de eğer İstanbul'da yaşıyorsanız Karaköy'e geldiğinizde, bakın konum çok belli. Kılıçeli Paşa Camii'nin hemen yanındaki bu binada birbirinden güzel galeriler var. Biz bugün teras katında Galeri Bosfor'u gezdik ama alt katlarda da farklı galeriler, farklı eserler var. Gelin. Evet. Gezin diyoruz ve eviniz için güzel sanat eserlerine de bakmayı unutmayın. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Yepyeni ev turları, galeri turlarında görüşmek üzere. Keyifle kalın. Bay bay.